Şimdi burası 57. Alay Şehitliği. 57. Alay hala dünyanın en kahraman birliği ünvanına sahip. 49 subay, 3480 er ve erbaşın tamamı peyderpey şehit olur. Ve alay komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey şehit olur. Ardından bir başka yarbay, Elbistanlı Şevki Bey. O şehit olduktan sonra binbaşı Ömer Fevzi Ispartalı. Bakın rütbeler küçülür, yüzbaşı Üsteğmen, Teğmen derken alayda rütbeli asker kalmaz. Ve en son alay komutanı Konyalı Hasan Fehmi Bey, yani alay imamı. Rütbeli yoktur ve en yaşlı olur. Arkadaşlar, 57. alayın en son askeri şehit olmadan önce o alay sancağını bir küçük ağacın dalına asar ve ondan sonra şehit olur. Yere düşürmez bakın. Çünkü şerefi namusudur bir birliğin o şan sancak. Ve Avustralyalılar gelir bulurlar o şekilde. Alırlar Melbourne'e götürürler. Ve sancağın altına şu yazıyı yazmışlar. Bu alay sancağı savaş alanlarından getirilmiştir ancak asla esir edilememiştir. Çünkü Türklerin kültüründe en son nöbetçisi şehit olmadan alay sancağını teslim alamazsınız. Bu sancağın altından lütfen saygıyla eğilerek geçin. Ve alayın birinci taburu daha saat 10.30'da 25 Nisan savaşın ilk günü çatışmaya girer. Aradan sadece 4.5 saat geçmiştir. Ve birinci tabur komutanına derler ki taburunu geri topla, yıprandı. Alay komutanı tabur komutanı, birinci tabur komutanı taburunu geri toplar ama ne görsün. 4.5 saat geçmiştir sadece. Saat öğleden sonra 3. Çatışmaya girdiği saat 10.30'tu. 4.5 saat sonra toplar taburunu ki ne görsün. 900 askerinin 820'si 4.5 saatte şehit. 80 kişi kalmıştır. 900'de. Hafızasını kaybediyor arkadaşlar. Ve Türkiye'de 57. alay diye bir birlik yok şu anda. Adı var 57, 56, 58 neyse ama askeri yok 57. alayın. Sadece 57. alayların, çünkü dünyanın en kahraman birliğinden dolayı. Şimdi anlatacağım olayı kitaplar yazmaz. Bunu lütfen öğretmeni, tarihçi, herkes dinlerse çok memnun olurum. Bakın olay kitaplarda yok diyorum, dikkat edin. Alay komutanımız şehit olmadan birkaç gün önce dere yatağında şehit olduğu yeri gösterdiler mi Sakarya'ya? Ramazan bayramının ikinci günü çadırına top mermisi düşer 13 Ağustos'ta. Dere yatağında Çukur'da şehit olur orada. Ve çadırına iki esir gelmiştir birkaç gün önce şehit olmadan. Adamlar tir tir titrer. Birinin üzerinden bir tabanca, bir dürbün, bir de İncil çıkar. İncil kutsal kitapları Hristiyanların. Alırlar bir kenara koyup zapt ederler ve biz bu iki esire misafir muamelesi yaparız. Onlar bize ne yapmışlar? Bunu bir Avustralyalı anlatıyor, savaş muhabiri Charles Bean. O savaş muhabiri gelmiş, 8,5 ay boyunca burada sadece gördüğü önemli olayları yazmasına rağmen binlerce sayfa evrakla dönmüş buradan. Önemlileri bunlara. Düşünün artık, binlerce sayfa. Ve bu notlardan birinde şöyle yazıyor, bakın Avustralyalı, biz söylemiyoruz. 8 Ağustos 1915 günü. İçinde 100 tane Türk, 2 tane de Alman esir bulunan bir ağıl vardı. Ağılı esir kampı yapmışlar. Sonra geldi İngilizlerle bizim Avustralyalılar ağılın etrafına benzin ve gaz döküp ateşe verdiler. O Türklere daha yoğun gelen alev dalgaları karşısında hepsi bir kenara üşüştüler. Alevlerden korunmaya çalıştılar ama biraz sonra hepsi cayır cayır yanarak bağıra bağıra can verdiler. O sırada İngilizlerle bizim Avustralyalılar kahkahalarla gülüyorlardı Türklerin haline. Utanmadan hani söndürsünler, bir de gülüyorlar. Yok mu şunların ağzını burnunu kıracak biri dedim. İnsanlığımdan utandım. Çünkü aynı olay önceki gün yine yaşanmıştı. Bakın 7 Ağustos'ta yine yakmışlar önceki gün. Şuraya bakın, Avustralyalı söylüyor. Hem de günlüğünde. Ve arkadaşlar, biz onlara çadırda misafir muamelesi yapınca iki esir şımarır. Biri o kadar ileri gider ki alay komutanının etrafında tepeden tırnağa inceliyor, bir şey araştırıyor ama nedir bilmiyor, dil bilmiyor, soramıyor. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Mükemmelsiniz ya. Müdürüm nerede? Sakarya'dan gelen müdürüm. Çankırı'yla beraberiz zaten. Müdürüm sizi tebrik ediyorum. Mükemmel konsantre etmişsiniz. Sinek uçsa duyulacak. Harika arkadaşları. Gerçekten de diyecek söz bulamıyorum arkadaşlara. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Abartmıyorum. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Biri etrafında dönüyor tepeden tırnağa ama neden döndüğünü soramıyor. Önce İstanbul'a, oradan da Melbourne'e gönderiyoruz ve aradan 30 sene geçer. 30 sene diyorum, sene 1945 ama savaş alanlarını böyle gezmek yasak.
Yasak gitmişler. 1953'e kadar 38 sene. Aradaki bağ kopmuş. 38 sene iki nesil demektir. O bağ kopunca işte ötekileştirmişler bizi. Alevi, Sünni, Çerkez, Laz, Yörük, Göçmen. Fark olmuş böyle işte. Onu nasıl yapsalar bilmiyorum. 38 sene böyle dedelerimizi ziyaret edememişiz. Ama daha da kötüsünü yapmışlar. Köylülere ekin biçin demişler tarlaları savaş alanlarında. Ekip biçerken sürerken şehitlerin kemikleri paramparça olmuş. Ve top mermileri, top namluları, top sehpaları bulduğunuzu hurda fiyatına satın demişler. Deste deste paralarla hurda fiyatına tarihi katlettirmişler burada. Satmışlar yok. Ve arkadaşlar işte sene 1945'te çadırdaki o iki esirden biri tutar hanımına der ki ya Çanakkale'yi hala unutamadım 30 yıl geçti. 30 yıl boyunca da hep anlatır ailesine. Bir komutan vardı çadırında bizi şöyle esir etti, misafirperver davrandı, böyle iyi davrandı falan. Ailesi gıyabında tanıyor alay komutanımızı bakın. Yarbay Hüseyin Avni Bey'i, 57. alay komutanını. Ve buraya gelir yasak gezmek buralar. İzin alması lazım. İzin aldığı kişi kim biliyor musunuz? Tekin Arıburun. Arıburnundan soyadını almış. O kim biliyor musunuz? Şehit olan komutanımızın oğlu. Hadi bakalım. 30 sene önce babasının çadırında esirdi. Şimdi oğlundan izin istiyor, bilmiyor. Sonradan Genelkurmay Başkanlığı da yapmış. Tekin Arıburun Paşa. Der ki ben size 3 gün özel izin vereceğim. Gidin gezin ama bir şartım var. 3 gün sonra Ankara'ya gelin. Misafirim olun bir kahvemi için. Benim babam da Çanakkale şehidi. Hadi. Adam sözünü tutmuş. 3 gün sonra Ankara'ya gider. Tekin Arıburun Paşa'nın evinde kahve içecekler. O anda bir bakar ki Tekin Arıburun mutfaktan kahve almaya giderken yaşlı anzak heyecanla anlamını dürttüp duvardaki bir resmi gösteriyor. Bak hanım diyor 30 yıldır anlatıyorum ben size. İşte bizi çadırında esir eden komutan buydu. Onun resmi. 30 sene önceki haliyle hemen tanıyor bakın. Kalpaklı, üniformalı duruyor resmi. Yarbay Hüseyin Avni Bey. Ve bunu duyunca anlar meseleyi. İngilizce bilir Tekin Arıburun Paşa. Mutfaktan kahve getirmek yerine yan odaya geçer ve neyle gelir kim tahmin ediyor? Bir tabanca, bir dürbün, bir incil, evet. Sehpanın üzerine koyunca, affedersiniz, yaşlı anzakın gözleri yuvasından fırlamış. Ya bunlar benim demiş üçü de. Biliyorum senin demiş, nereden biliyor? Arkadaşlar emanetler 57. alay şehit olmadan önce öyle bir devretmiş ki emanetleri diğer birliklere. O kadar net bilgilerle gelmiş ki Tekin Arıburun Paşa'nın eline bunlar. Babanın çadırında iki esir vardı. Biri babanın etrafında dönüyordu. Tir tir titriyordular. Birinin üzerinden bunlar çıktı. Hepsini biliyor. Senin bunlar. İnanıyorum ve sana vereceğim bunları ama şunu söyle. Babamın çadırında 30 sene önce neden titreyip duruyordunuz? Cevap müthiş. İngilizler bize Türkleri öyle bir anlattı ki. Türkler barbardır. Yamyamdır. İnsan eti yerler. Korkuyorduk çadırda Türkler bizi ne zaman yiyecek diye ondan titriyorduk. Öyle anlatmışlar. Bakın devamı da var da ben Alevi, Sünni, Laz, Yörük, Göçmen, Çerkez. Duydunuz mu hiç insan eti yiyen? Arkadaşlar biz mükemmel bir milletiz. İnsan eti yemeyiz ve bir bütünüz et tırnak gibiyiz. Bir tablo düşünün, puzzle düşünün. Bir parça eksik olursa ne olur arkadaşlar? Sırıtır hemen değil mi? Biz mükemmel bir mozaikiz işte. Hepsi şehit olmuş burada arkadaşlar. Şusu busu yok bu işin. Ve arkadaşlar... Der ki Tekin Arıburun Paşa ya demiş bir de biriniz babamın etrafında tepeden tırnağa süzüyormuş o neden? Affedersiniz İngiliz ne desin Anzak? Ya demiş İngilizler dedi ki bir de Türkler kuyrukludur babanın kuyruğu nerede ona bakıyorduk şuraya bak. Bizi kuyruklu diye anlatmış o İngilizlere şu son gazimiz bakın Hüseyin kaçmaz ya da kahpe millet diyor. Affedersiniz kahpe millet. Bizim askeri gördünüz değil mi kucağında? Yaralı Anzak askerini taşıyor değil mi? Çok yapmışız bunu bir kere değil ki. Ama İngilizler genelde İngilizler ne yapmış biliyor musunuz? Bizim asker onların yaralısını götürüyor siperlerine. Tam dönerken sırtından vuruyorlar bizim askeri. İyilik yaptı ya. Yaralılarına götürdü. Evet dediği kadar var. E o kim diyeceksiniz şimdi? Bekletiyorum kusura bakmayın ayakta ama. Son Çanakkale gazimiz. Dün oğluyla beraberdim. Çanakkale'ye geldim. Misafirim oldu. Akşam üzere yine görüşeceğim. Pazartesi günü yarın da konferans verecek Turgut abimiz. Gazimizin oğlu. Ve arkadaşlar kendisiyle ilgili bir iki şey söyleyip hemen oğluna canlı bağlanacağım inşallah. Olay ne biliyor musunuz? 10 Eylül 1994'te Zonguldak Ereğli Kestaneci köyünde en son vefat eden Çanakkale gazimiz 110 yaşında vefat eder. Ve ölmeden 2 sene önce bu alay şehitliğinin açılışına gelmiş arkadaşlar bakın. 57. alay şehitliği
1992'de açılıyor. Kendisi 108 yaşında. Yanında Eylül adında kız çocuğu var. Bakın o kim? Gazimizin torunu var Mustafa abi. Öğretmen o da şu anda. Onunla beraber gezdik bu baharda torunuyla. Ama şimdi bağlanacağım oğlu, en küçük oğlu. 74 yaşında, o da emekli öğretmen. Ve arkadaşlar, Gazimizin orada hayatıyla ilgili şu kadar bir şey yazar bakın. Gazimiz, Jonk Bayırı'nda yaralandı, gazi oldu. Nasıl gazi olmuş ama bakın, ağzından dinleyen oğlu anlatıyor. Diyor ki, babam olayı şöyle anlattı. Jonk Bayırı'nda 15 gün ayağımdan çarık çıkmamıştı. Su bulamıyorlar. Belki namazı bile teyemmümle kılıyorlar. Ve diyor ayağımda bir sıcaklık hissettim. Çarığı bir çıkardım, içi kan dolmuş. Biraz sonra kan kaybından bayıldım. İstanbul'a hastaneye götürmüşler. Gözlerimi orada açtım. Ve Zonguldak'tan anam duymuş, geldi İstanbul'a hastaneye. Benim ayağımdaki yarayı görünce utanmadın mı demiş, bu kadarcık yara için ta Çanakkale'den İstanbul'a gelmeye. Doktorlar dedi ki ne diyorsunuz ya, moralini bozmayın hastanın. Bu basit bir şey değil, bir ayda zor iyileşir deyince anam döndü bir de doktorlara gürledi diyor. Madem öyle bunu bir ay sonra Çanakkale'ye geri göndereceksiniz. Ben onu beni şehide nasıl yapacak diye büyüttüm. Şuraya bak. Ve gelmiş bir ay sonra yine burada savaşmış ve anası da bir ay gönüllü hemşirelik yapmış hastanede. Ve arkadaşlar gazimizle ilgili orada der ki İstiklal Savaşı'na katıldı, başarı gösterdi. Dumlupınar'da İstiklal madalyası aldı. Ama madalyayı bizzat Mustafa Kemal takmış bakın. Evet. Onu yazmıyor işte. Ben çok şey dinledim oğlundan da. En son bir olay anlatacağım. Ölüm sebebini söyledikten sonra. Ölüm sebebi ne gazimizin? 1994 senesinde 25 Temmuz'da 4 tane çocuk Anafartalar köyünde mısır pişireceğiz diye. Mısır darı diyorlar ya bazı yerde. Ateşi yakıyorlar. Rüzgarla birlikte 40.490 dönüm yarı yanmış arkadaşlar. Ama asıl sebebi ne? 1994 sene bakın. Savaşın üzerinden ne kadar? 80 sene mi geçiyor yaklaşık? 79 sene. Arkadaşlar itfaiye su sıkacak, savaştan kalan mermiler bir patlıyor, itfaiye geri kaçıyor. Evet, savaştan kalan mermilerden dolayı söndüremiyorlar. Hala tehlike onlar. 2,5 sene önce bombacı arkadaşla götürüp imha ettik, 260 kiloluk bir mermiyi daha. Ve arkadaşlar gazimiz o orman yangınında bir de Talat Göktepe heykelini göreceğiz çıkarken orman bölge müdürü. O da cehir cehir yanmış iki ateş arasında kalıp. O orman yangınını...